Selam arkadaşlar, yenilenen C serisi Türkiye'ye geldi ve satışına da başlanıyor. Biz de onu Dilek Yarımadası'nda, Milli Park'ta test edeceğiz. Bakalım nasıl bir araç olmuş. Evet, Mercedes C serisi baştan sona yenilendi. Altyapısı da değişti. Araç biraz daha uzadı, büyüdü ve daha geniş bir araç haline geldi. Hatta neredeyse bir üst sınıftaki araçlara yakın bir iç mekan seviyesine de ulaştı. İç mekanı da birazdan yolda giderken anlatacağız. Biraz zamanımız dar olduğu için burada birazcık önden bahsettikten sonra yolda aracı anlatmaya çalışacağım size. Şimdi önde ne değişti? Çok büyük değişiklik yok gibi görünüyor aslına bakılırsa. Fakat buradaki farlar tabii küçük. Küçüldü. Artık LED farlar tamamen ve en önemlisi de burada iki tane çıkıntı var ki bunlara Mercedes güç kuleleri diyor. Baya bir çıkıntı bunlar ve genel olarak da kaputa baktığınızda böyle bir bombelik var. Yani Amerikan muscle car otomobilleri andırıyor. Yandan bakınca özellikle çok fark ediliyor. O tam anlamıyla muscle car, yani böyle kaslı otomobil demek zaten muscle car, biliyorsunuz. Onlara fazla benzemiş. Yandan da zaten biraz daha kupeye benziyor. Genel olarak bugüne kadarki gelen C serilerinde yandan baktığınızda o kupe görüntüsünü fazla göremezdiniz. Bütünüyle sedandı. Şimdi daha fazla kupeye de benzemiş ama hala sedan görüntüsü de devam ediyor. Arkada önemli değişiklikler var. Arka üçgen stop lambaları tabii A ile birlikte başlayıp bütün otomobil serisinin, Mercedes serisinin arka yüzü olmaya başlamıştı. İşte bunda da gelmiş. Yeni nesil Mercedes serisini biliyorsunuz, arka tasarımlar üçgen stoplara sahip oldu. A serisiyle birlikte başlamıştı dediğim gibi. Ama S'e kadar da çıkmıştı. Bütün hepsi E'de makyaj onlara benzemişti. Bütün bu yeni nesil Mercedes'lerin içinde en iyi arka tasarıma sahip bence bu araç. Hatta S serisinden bile daha iyi bir, daha şık bir arka tasarım olduğunu söyleyebilirim. Ben isterseniz beğenin, isterseniz beğenmeyin ama arkasını beğendim. Çok yalın duruyor, çok kendinden emin duruyor, çok karakterli duruyor arkada. Tabii ki bir önceki kasa efsane bir kasaydı. Özellikle arka cephede gerçekten efsane bir stop lamba tasarımı vardı. Ama bu onun yerini tutar mı tutmaz mı diye işte görüntüleri gördüğümde biraz tereddüt geçirmiştim. Ama baktım ki yakından bakınca hiç de fena değil otomobil. Daha güçlü bir araba, daha Mercedes bir araba görebiliyorum bununla. İsterseniz şimdi yola çıkalım, yolda anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar bunu bir tanışma gibi değerlendirin. Daha sonra yeniden alır, uzun uzun test ederiz. Detaylarıyla size anlatırız. Çünkü bir lansman gezisindeyiz. Bir programa dahil olduğumuz için de burada diğerlerine uymak zorundayız. Eğer uymazsak birazcık ayıp ederiz. Dışarıda pek fazla şey anlatamadım bu yüzden, fakat içeride anlatabilirim. Mesela arka koltukların çok daha genişlediğini söyleyebilirim. 3,5 santimetrelik bir diz mesafesi artışı var. Zaten eskiden de gayet iyiydi ama bir de 3,5 santimetrelik artış söz konusu olduğunda çok daha iyi hale gelmiş arkadaki rahatlık, genişlik. Ve baş mesafesinde de dedim ya, hani kupeye benzer bir hal almış. Daha sportif görüntü kazanmış yandan baktığımızda. Ancak buna rağmen de baş mesafesinde de ciddi bir iyileşme var. Tavan, cam tavan olmuş olduğu halde. İki tarafta da cam tavan var. Arkada cam tavan aslında bir boşluk oluşturduğu için doğal olarak oradaki alan da baş mesafesini artırmış. O da güzel. Tabii arka parça açılmıyor. Onu da bilmekte yarar var. Bu
Dilek Yarımadası'ndan da birazcık bahsedeyim isterseniz arkadaşlar. Önemli bir yer çünkü burası. Burası bir milli park. Milli park olma sebebi ise burada su kuşlarının çok yoğun olarak yaşıyor olması. Bakın şu anda bile etrafta ben çok sayıda su kuşu görüyorum. Flamingolar çok var. Yine o uzun boyunlu, uzun bacaklı su kuşlarından bolca var. Buralarda çeşitli noktalarda da zaten gözlem kuleleri var. Oralardan da su kuşlarını akşam saatlerinde özellikle güneşin batışıyla birlikte izlerseniz çok güzel fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Biz otomobile dönecek olursak, bugüne kadar dedim ki Mercedes dediğin E serisinden başlar. Bunu bir ben de söylemiyorum. Birçoğunuz da benzer şeyler söylemişsinizdir muhtemelen. Ama artık C serisinden başlar Mercedes diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çünkü aracın iç mekanı hem konfor olarak hem kalite olarak hem sessizlik olarak önceki C serilerinden çok daha iyi. Yani C serisi sürekli olarak kendini yeniliyor, sürekli olarak kendini geliştiriyor ve şimdi bence şu anda çıkabileceği en iyi seviyelerden birine çıkmış. Bundan sonrası olur mu? Muhtemelen olur ama şu andaki haliyle baktığımızda bugüne kadar gördüğümüz 5 nesildir ki bu 6. nesli 5 nesildir gördüğümüz Mercedes C serisinden çok daha iyi bir C serisinin içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Zaten iç mekanı neredeyse tamamen tasarım olarak diyorum tabii ki. Kalite olarak belki o kadar değil ama tasarım olarak birebir neredeyse yeni S serisinden almış durumda. Özellikle bu dashboard'un tasarımı yeni S serisiyle fazlaca benziyor. Tabii daha fazlası da var onda. Nihayetinde bir amiral gemisi, yani Mercedes'in en üst modeli. Onunla bunu kıyaslayamayız ama çok fazlasıyla benzerlikler hissettiriyor kendisinde. Aslına bakılırsa o benzerlik dış tasarımda da dikkat çekiyor. Mercedes'in bütün otomobillerinin dış tasarımı neredeyse birbirine çok fazla yaklaştı. A serisiyle birlikte A sedanın da gelmesiyle, onunla birlikte işte o arkada üçgen stop lambaları, öndeki tasarım dili aynı. Birbirine çok fazla benzemeye başladı. Küçüğünden büyüğüne hepsinin bir Mercedes çizgisi oluşmaya başladı. Bunu eleştirenler olabilir. Çünkü ben bir S serisi alacaksam niye A'ya benzesin diyebilirler. Haklı da nedenleri olabilir ama bir taraftan da Mercedes aynı çizgide tasarım diline sahip bir model serisi yapmaya çalışıyor da diye düşünebiliriz. Peki otomobilin sürüşü nasıl? A serisini test ederken de söylemiştim. Bir önceki nesle göre A serisi çok iyi olmuştu. Hem kalite açısından, hem iç mekan açısından, hem de sessizlik gibi diğer unsurlar açısından oldukça başarılı bir noktaya geldi demiştim. Aynı şeyi bunun için de söyleyeceğim. C serisi kötü değildi zaten. A serisinin bir önceki nesli biraz sıkıntılıydı. Daha iyileşmişti yenisiyle birlikte. C serisi çok kötü olmamakla birlikte şu anda onun üstüne biraz daha koymuş diyebiliriz. Yalıtım çok başarılı görünüyor. Sessizlik çok iyi. Şu anda 115-120 km arasında gidiyoruz ama içeride neredeyse hiç ses yok. Sürüş konforu oldukça başarılı. Tabii artık bu araçta arka aksların da direksiyon yönlendirmesine cevap verdiğini söylemek lazım. S serisinde bu vardı biliyorsunuz. Yeni S serisinde olan özellik buna da geldi. Ama mesela E serisinde bu özellik henüz yok. Çünkü E serisi yenilenmedi. İşte o noktada E serisine bile geçmiş düzeyde diyebiliriz. Arka aks yönlendirmesinin ilginç bir çalışma düzeni var. Mesela 60 kilometrenin altındasınız. Yani şehir sürüşlerindesiniz. Ve manevranız daha yumuşak ve daha dar açılarda manevra yapma isteğiniz var. O zaman aks aralığını biraz kısaltarak ters istikamette dönüyor çünkü. Siz mesela sola çevirmişsiniz direksiyonu. O 2,5 derece olarak sağa doğru yönlendiriyor arka tekerlekleri. Dolayısıyla aks mesafesi kısalıyor bir anlamda ve sizin manevra kabiliyetiniz daha da artıyor. Yani daha dar alanda daha iyi bir manevra yapma şansı bırakıyor. 60 kilometrenin üstüne çıkarsanız mesela şehir dışında yolculuk yapıyorsanız, biraz sportif bir sürüş yapıyorsanız bu sefer arka aks da önle aynı yöne doğru hareket ediyor. Yani sola çevirdiniz sola, sağa çevirdiniz sağa, ikisi birden dönüyor. Böylelikle de yol tutuşu artırıyor. Çok önemli bir özellik bu. Bu yeni bir teknoloji değil tabii ki. Bazı araçlarda daha önceden de kullanıldı. Halen de mesela bazıları kullanıyor. Örneğin Renault Talisman. Talisman da D segmentinde, yani bununla aynı sınıfta ama aynı kategoride sayılmaz. Bununla rekabet edecek düzeyde değil. Çünkü bu nihayetinde bir premium model.
Oysa bildiğimiz işte MAS model dediklerimizden bir tanesi. Onda da var bu güzellik ve bunda da işte S serisinden sonra geldi. Biz Mercedes'i nasıl bilirdik eskiden? Bolca düğmeleri olan, her şeyi için bir ayrı düğme konulmuş, dolayısıyla daha kolay kullanımı, daha ergonomik olan bir araç bilirdik. Ama artık Mercedes tamamıyla düğmeleri kaldırmış durumda. Bazı direksiyonda işte yine dokunmatik olarak çalışan nesneler var, düğmeler var. Ne diyelim ona artık? Yine burada neredeyse her şeyi kumanda ettiğiniz bir kocaman 12 inçe yakın 11.9 inçlik kocaman bir ekran var. Pek çok şeyi de buradan yönetebiliyorsunuz. Şurada bir tane çubuk yapılmış buraya. Üstünde birçok düğmenin, butonun olduğu bir çubuk. Ama çubuk tek butonmuş gibi çalışıyor. İlginç. Aslında dokunmatik. Sadece ortadaki dörtlü flaşörün düğmesi farklı, orayı kesmişler, onu ayrıca koymuşlar. Ona basıyorsunuz, böyle çalışıyor. Ama bunun tamamı böyle tek buton gibi ileri geri gidiyor. Fakat buraya dokunduğunuzda mesela işte modlar geliyor, sürüş modları. Ve çok sayıda mod var. Aslına bakılırsa, bakalım şimdi bir daha. Comfort, Sport, Eco modu var ama Eco'nun tek, Comfort'un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Sport'un yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve ayrıca da bir tane de Sport Plus modu var. Bunlar ne anlama geliyor? Mesela Sport'un bir tanesi motor demiş, bir tanesine direksiyon demiş, bir tanesine ESP demiş. Yani her biri farklı bir ayarı gerektiriyor. İlginç bir sürüş modları söz konusu ve diğer sistemlerde yine burada. Ses buradan da açılıp kapatılabiliyor yahut da işte yükseltilip düşürülebiliyor. Buradan da yine dokunmatik şekilde böyle ileri geri yaptığınızda parmağınızla sesi yükseltebiliyorsunuz. Bunun üstündeki bütün aygıtlarda, bütün kumandalarda zaten dokunmatik. Burada full dijital bir gösterge paneli var. Farklı modları var. Bunları farklı farklı modlarda arayüz olarak değiştirebiliyorsunuz. Ama bunun daha ilginç bir yanı var. Bugüne kadarki Mercedes'lerde, yani bu dijital ekranın kullanıldığı Mercedes'lerde dümdüz dikey bir dijital ekran getiriliyordu. Artık şimdi birazcık açı verilmiş. Yani sürücünün daha iyi görmesi için hafiften bir açı verilmiş. O da ilk defa bunda, yani C serisinde var. Ve motor aslında Mercedes'in tanıdığımız motoru 1.5'lik turbo motor, benzinli ama tanınmaz hale gelmiş neredeyse. Çünkü gücü artmış, 204 beygire çıkmış, 300 Nm tork üretiyor. Bu da yetmiyor, elektrikli bir motor var. Onun sayesinde overboost dediğimiz, yani pedala ilk bastığınız anda ilave bir güç üretimi söz konusu. 20 beygir daha ilave güç takviye ediyor ve 200 Nm de tork ilave ediyor. Yani 224 beygir ve 500 Nm torka çıkıyor anlık olarak. Bu da tabii ki ciddi bir performans ortaya çıkarıyor. Mesela bir önceki motor, aynı motorun geliştirilmeden önceki hali 8.1 civarında 0-100'e çıkıyordu. Bu ise 7.1 saniyede 0'dan 100'e ulaşabiliyor ve 241 km saatte hıza çıkabiliyor. Aracın ayağında 19 inçlik jantlar ve çok kısa yanaklı lastikler olmasına rağmen çok başarılı bir konfor da söz konusu. Tabii şu anda temiz bir asfaltta gidiyoruz, otoyoldayız. Bilmiyorum bozuk bir yola geldiğimizde nasıl bir sonuç verecek ama sürüş konforu oldukça başarılı. Bir önceki nesle göre çok çok başarılı bir kere. Bu kadar kısa yanaklı lastik ve büyük jantla tabii yol tutuşu da, bir de arkada da yönlendirme var dedim ya, bunları üst üste koyduğunuzda yol tutuşta zaten siz düşünün, hem önde hem arkada çok kollu bir süspansiyon sistemi var. Bu da tabii bir taraftan konforu artırırken yol tutuşu da iyi hale getiriyor. Araç neredeyse E sınıfına yaklaşmış. Hem iç mekan genişliği açısından, hem kalite açısından, hem donanım açısından, hatta donanım özellikleri, teknolojik özellikler E serisini de birazcık aşmış görünüyor ki tabii E serisi yenilendiğinde muhtemelen o da bunu aşacaktır. Bu böyle devam edecek zaten. Ben başarılı buldum. Yani önceki nesille kıyasladığımda bu otomobilin her açıdan bir gömlek daha üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
yol konforu, sessizlik, yalıtım konusunda Mercedes her zaman öne çıkar derim. Bunu sık sık da söylerim. Özellikle C serisi ile 3 serisini kıyaslarken bunu çok söylerim. Ama BMW 3 serisi her zaman C'den daha iyi bir yol tutuşa, daha dinamik bir sürüşe ve frenlere sahip derdim. Şimdi onu da hallettiğini görüyorum. Yani bu araba sürüş dinamiği ve frenler konusunda da BMW 3'ü yakalamış. Aracın yakıt tüketimiyle ilgili de çok iyi şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. 6.97 litrelik bir ortalama yakıt tüketimiyle ilerliyor bu araç. Araç hafif bir araç değil. Çünkü full dolu bir araç. Birazcık da ağırlığı fazla tabii premium araç olmanın da getirdiği bir şeyle. Tabii aracın bir önceki nesle göre ağırlıkları azaltılmış ama buna rağmen hani bir BC segmenti araç kadar hafif değil. Buna rağmen de BC otomobillerden bile daha az yakıt tükettiğini de söyleyebilirim. Mercedes'in bu konuda çok başarılı olduğunu zaten biliyoruz. Yakıt tüketimi konusunda ekonomik motorlar ürettiğini biliyoruz. Yani premium bir marka, çok yüksek fiyatlara aldığınız araçlar ama yakıt tüketimi konusuna geldiğinde de oldukça tasarruflu. Tek motor, tek şanzıman, tek paket ve tek fiyat Türkiye'ye böyle geliyor şimdilik. Önümüzdeki zamanda ne olur bilmiyorum. C200 Formatik yani 4 çeker özelliği olan bir araç ve paketin adı da Edition bir AMG. 1.5 motorla ve 9 G-Tronic otomatik şanzımanla sunuluyor ve tek fiyatla sunuluyor. Peki fiyat? İşte orada şöyle biraz duralım, böyle biraz yutkunalım. Boğazımız 9 boğum olsun. Arkadaşlar 1 milyon lira neredeyse. Sadece 23 bin lira eksik. 977 bin lira. D segmenti bir otomobil 977 bin lira olur mu? Mercedes'e oluyormuş demek ki. Oldurmuşlar daha doğrusu. Diyeceksiniz ki hangi otomobil ucuz ki? Haklısınız ama bu da 1 milyon yani 1 milyon. Ne diyelim artık? Alacak olanlar düşünsün onu da. Hadi hoşça kalın.